Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün 16 Kasım 2020. Bu hafta 6. haftamız dersimizde. 6. hafta derslerine başlayacağız. Biraz gelecek arkadaşlarınızı bekledikten sonra dersimizi başlatıyorum. Kaydı da başlattım. Öncelikle geçen hafta ne anlatmıştık, hangi konuları anlatmıştık onları bir hatırlayalım. Ondan sonra bugünkü dersimize başlayalım. 1980 sonrası ormancılık politikalarından bahsetmiştik hocam. Evet. Ormanların özelleştirilmesi kapsamında tarım sektörü örneğini vermiştik. Avrupa'da daha çok ete alınırken Türkiye'de neden daha az ete alınıyor? Bunu özelleştirme yoluyla çözebilir miyiz? Fikrine karşı tarım sektörünün örneğini vermiştik. Evet. Ormanların O zaman mülkiyeti... neden bahsetmiştik? Öncelikle 80'den günümüze gelen ormancılık politikalarından bahsetmiştik. Bunların neden yani neden şey olduğunu, ne şekilde değiştiğini, nasıl serbest piyasaya ormanların açıldığını bunları anlatmıştık. Ondan sonra örgüt yapısındaki, bakanlık örgüt yapısındaki sık sık yapılan değişikliklerden bahsetmiştik, değil mi? Bunlar önemli hususları o anlattığımız konunun. Ondan sonra da mülkiyet çeşitlerinden bahsetmiştik. Türkiye'deki orman mülkiyeti, Avrupa'daki orman mülkiyeti çeşidinden bahsetmiştik. Ama bu mülkiyetin tarihçesinin önemli olduğunda, özel mülkiyet mi, devlet mülkiyeti mi, geçmişten günümüze ne şekilde yansıdığında bahsetmiştik. Mesela Avrupa'da şöyle bir şey var mı? Avrupa'da ormanlar devletinde de özelleştirilmiş böyle bir geçmiş var mı? Hayır hocam. Zaten Orta Çağ'dan itibaren derebeylik sistemleri vardı. Yani devletler tek bir kişinin yönetiminde değildi. Derebeyliklerin birleşmesiyle oluşturulmuş, yani şehir devletlerinin birleştirilmesiyle bir birlik sağlanmış. Zaten daha önceden orman mülkiyetleri de bu aristokrat kesimin elindeymiş, sahipliğindeymiş. Şu anki devletlerde de o sahiplik devam etmiş. Yani biraz devletten çok özel sektörün elinde daha çok. Evet. Yani sonuç itibariyle orada bir devlet bu ormanları yönetemiyor. Bunlar özelleştirelim, verelim özel şahıslara. Onlar yönetsin, daha yönetir diye bir geçmişi yok Avrupa'nın ya da diğer ülkelerinde yani. Onların Evet. geçmişinden beri gelen bir durum bu. Evet. Türkiye'de nasıl durum? Türkiye'de zaten hani genelde monarşiyle yönetildiği için bu coğrafya, yani 1000 yıldır monarşiyle yönetildiği için, hatta daha eskisi, yani bütün toprakta her şey baştaki kişinin, padişahın malı gibi görülüyormuş. Padişah malı gibi değil aslında, padişah emanetçi. Evet, yani her şey Allah'ın Allah, malı, mülk mülk Allah'ın olarak görünüyormuş. Ormanlar da Allah'ın olarak ama şeydeki yani onun şeyi padişahmış. Zaten padişah da aynı zamanda halife. Onun adına ormanların sahibi olarak görünüyordu. Ama çok küçük miktarda gene özel şahıslara ait ormanlar, vakıf ormanları, hatta köy ve kasabak baltalıkları var imiş. Ama asıl ormanların büyük bir kısmı cibari mübah olarak adlandırılan, serbest yararlanılan dağlar şeklinde. İsteyen istediği gibi bu ormanlardan yararlanabiliyormuş. Ne zamana kadar yararlanabiliyormuş? 1870 yılına kadar, 1870'teki orman nizamnamesine kadar serbestçe yararlanıyormuş. O nizamnamede belli sınırlar konuldu. Yani yararlanma belli kayıtlara bağlandı. Serbest yararlanmaya son verildi. Yani evet. Yararlanma devam etti ama serbest yararlanmaya son verildi. Öyle. 1937'ye. Sonra arkadaşlar, peki biz özelleştirmeden de bahsettik. Özelleştirmeden özellikle dedik ki bir örnek verdik. Onu kim söyleyecek bize? Örnek verdik. Dedik ki hani deniyor ki özel sektörde olsa ormanlar daha iyi yönetilir. Acaba daha iyi yönetilir mi, yönetilmez mi diye bir örnek verdik. Biraz önce zaten Vedat da anlatıyordu. O örnek üzerinden kim devam edecek?
Yani ormanların Yok sen değil, diğer arkadaşlardan istiyorum. Tamam. Yok mu, hatırlamıyor musunuz arkadaşlar? Resul geçen hafta yoktu. Hadi onu es geçelim. Diğer arkadaşlar dersteydi galiba. Seval de yoktu. Onu da istiyorum. Hocam ben geçen hafta yoktum da iş yerinde olduğum için vakit buldukça bağlanmaya çalışıyorum. Kusura tamam. Bakmayın. Yok yok, ben sizin geçen hafta olmadığınız için bunu cevap veremezsiniz. Ama olanlardan bekliyorum yani. Eğer dersli oldukları için. Bir şeyden mi bahsediyorsun? Bu Türkiye'de ormanlar devlet tarafından %99'u işletiliyor. Özelde de tarım da özel tarafından işletiliyor. O yurt dışında da tam tersi falan. Ne anlamadım? Hiç karıştırmana gerek yok. Şimdi verdiğim örnek Türkiye'den. Türkiye'de ormanların %99'u devletin olduğu için biz ormanları yönetemiyoruz diye böyle bir düşünce var, değil mi? Ama bunlara karşı bir argüman olarak ben de o zaman tarımda durum ne diye sormuştum. Sen de onu örnek vererek devam edebilirsin. Tarımda da hocam %90'ı özel de herhalde. Ben tutulamıyorum. %60. Daha da fazlası özel. Bu da 90'ın 99'a yakın yani. Tarım işletmesi yok. Çok yani, az daha doğrusu azaltıldı. Tarımda da özel olmasına rağmen hocam üretim az olduğunu düşünmüştük. Yani pirincin, buğdayın daha az olduğunu düşünmüştük. Evet. Yani sonuçta biz hadi özel sektörün elinde olsa ormanları daha iyi yöneteceğiz diyorsak eğer tarıma bakalım. Tarımda biz çok iyi mi yönetiyoruz? Tarımımız kötü. Yani gıda dışa bağımlı hale geldik gıdada, tarımda. Verimli üretim yok. Birçok ülkeyle karşılaştırınca verimsiz üretim. Topraklar da işte ilaç ve gübre verimli kullanılmıyor. Amacına yönelik kullanılmıyor. İşte tohuma karşı ürün oranında verim düşük. Ve dışarıdan ithal eder durumdayız birçok ürünü. Ve pahalı insan, yani kıtlık da var belli ürünlerde. O zaman yani demek ki burada yani özel sektörün elinde olsa bile tarım gene aynı şekilde verimsiz. Aynı ormancılık gibi iddia edildiği şekliyle. O zaman yani bu argüman, yani eğer mülkiyetin özel sektöre geçmesi durumunda ve işletmeciliğin özel sektöre geçmesi durumunda ormanlar daha iyi yönetilir tezi biraz boşta kalıyor, havada kalıyor, değil mi? Yani, boşta kalıyor. Yani, o yüzden bu önemli bir örnektir. Sonra arkadaşlar geçen hafta bir konu daha anlattık. Yani özelleştirme ile ilgili. Kaç çeşit özelleştirme vardı? Özelleştirme deyince biz tek bir şey mi anlayacağız? Yoksa bunun farklı boyutları var mı? Onları anlatmıştık. Üç çeşit hocam. Kim konuşuyor? Şimdi ben dedim üç çeşit de onun açıklamalarını unuttum. Açıklamalarını unuttum. Açıklamanı hatırlayan var mı arkadaşlar? Ayceren sen hatırlıyor musun? Hayır hocam, şu an hatırlamıyorum. Uğran sen? Hocam maalesef ben de şu an hatırlayamıyorum. Yani. Ama bunları hatırlamanız, bilmeniz için anlatıyorum ben. Yoksa havada kalacaksa niye konuşuyoruz bunları, değil mi? Ve her haftada farkındaysanız geçen haftanın bir tekrarını yapıyorum. Önemli noktalarını size bir hatırlatma gereği duyuyorum. Yani o zaman bunları şey yapalım. O zaman sizden bundan sonra her hafta işlediğimiz dersin de bir tekrarını isteyeceğim arkadaşlar yazı olarak. Ne anlattık? Bunu yazmanızı isteyeceğim. Demek verdiğim ödevlerden öte bunu da istemem gerekiyor. Her hafta ne anlattık biz? Bunu sizden tekrar yazmanızı isteyeceğim. Çünkü uzaktan eğitimin şeyi bu. Uzaktan eğitimde biraz daha böyle sizi biraz daha silkelememiz lazım. Yoksa ne oluyor? Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Baksana geçen hafta somut anlattığımız şeyler akılda kalmamış. O zaman niye anlatıldı bunlar? Hocam özleştirmeyi sormuştunuz değil mi? Özelleştirmeyi sormuştum, evet. Şey hocam, üç taneydi. Bir mülkiyet, bir de yönetimin, bir de işletmenin özleştirilmesi, bir de özel işler. Özel işler, bir de sektörler mi hocam? Evet, evet. Yani mesela, yani ne yapacaksınız? Derste not alacaksınız arkadaşlar, unutabiliyorsanız. Ben not alıyorum artık her şeyi. İster not almazdım böyle derste izleyince aklımda kalırdı ama şimdi belli bir yaştan sonra not alıyorum artık. Notlarınıza bakacaksınız dersten önce ya da sorduğum zaman bir notlarınızı karıştıracaksınız, yani basit. Evet, Ayceren dediği gibi üç çeşit özelleştirmeden bahsettik.
Yani özelleşme deyince tek boyutlu bir özelleştirme değil akla gelmesi gereken. Nedir? Mesela mülkiyetin özelleştirilmesi. Mülkiyetin devlette Doğru kalması. Doğru, işletmenin özelleştirilmesi. Evet, tamam söyledin onu biraz. Yönetim ve işletmenin özelleştirilmesi. Yani mülkiyet devlette kalması ve yönetim ve işletmenin özelleştirilmesi. Bir de mülkiyet ve yönetim işletmenin devlette kalması fakat ormanda yapılan bazı işlerin özelleştirilmesi dedi. Peki bunların üçüne izin veriyor mu şey bizim anayasamız? Üçüne birden? Hayır hocam. Üçüne birden izin vermiyor. Mesela Neşe geçen hafta derste miydin sen? Neşe? Hocam izin vermiyordu. Biz yolu bir dakika Alper ben soruyorum arkadaşlar. Merve sen söyle. Sen geçen hafta derste miydin? Dersteydim hocam. O zaman bunları açıklayabilir misin? Açıklayamaz. Peki sen Mehmet, Mehmet Caner Koca? Mehmet derste değil misin? Arkadaşlar dersi şimdi yoklamasını alıyorum. Herkes burada olanlar şu an buradayım yazsın. Sonra yazanları kabul etmeyeceğim. Buradayım diye yazıp mesaj yazsın. Nereye yazılırdı? Alper, Ayceren, Merve Nur, Seval, Burak'ın. Ya sen niye yazmıyorsun? Hocam tamam yazdım tamam. Tam yazacağım yerde şey çıkıyor. Mesajlar geliyor. Orayı göremiyorum bu türlü. Evet. Şu an 6 kişi yazdı. 4, 6. Ben sizin isminizi görüyorum Seval. Bir de isminizi eklemenize gerek yok. Üstte liste halinde yazılıyor zaten. 6 kişi yazdı. Resul senin yazman aslında gerek yok. Neşe burada olduğunu söyledi. Biraz önce kendisine ulaşamamıştık ama. Hocam ben de yazdım aslında ama yazdım. Bilmiyorum. Seninkisi buraya gelmiyor. O zaman sen öbür derse mi kodlusun bilemiyorum. Neyse. Yok kodla ilgisi yok. Yazdın gelmedi. Önemli değil. Konuşuyorsun zaten orada. Görüyorum şimdi. Ben açık. Evet. Mikrofon sorunluymuş. Neşe diyor. Emin Şivka sen nereden çıktın? Burada görünmüyordun. Şu alttasın. Ha. Emin geldim o zaman sen konuş. Geçen haftaki bunu? Derste özelleştirme deyince üçe ayırdık da bunların hepsi anayasaya uygun mu? Anayasa bunlara izin veriyor mu acaba mevcut anayasa? Hocam hepsine izin vermiyordu. Özelleştirme bir devletin kontrolündeydi. Bir tamamen özelleştirme vardı. Bir de hocam işletme şeklinde vardı. Yani tamamen özelleştirme böyle... derken neyi kastediyorsun Emin? Yani mülkiyeti de veriyor hocam. Komple orman mülkiyeti özelleştirilmiş oluyor. Kökçeyle, toprağıyla tamam, birlikte. Ormanın mülkiyetin özelleştirilmesi. Buna izin veriyor evet. Mu şey anayasa? Buna izin vermiyor hocam. Vermiyor. Peki hocam. Diğerleri neler demin? Diğer hocam bir tanesi kullanma hakkını veriyordu sadece devlet. Yani orayı yönetim hakkını. Kullanma hakkı derken yönetimi işletme değil mi devredilmesi? Evet hocam yönetim işletme. Peki buna anayasa izin veriyor mu? Hocam buna bir nebze veriyor. Yani sadece yok, işletme yok. Nebze olarak değil anayasa nebze veya nebze değildir yani. Veriyor mu vermiyor mu? Bunu netleştirelim. Hocam o zaman buna yönetim ve işletmeyi vermiyor. Vermiyor değil mi? Evet. Peki diğeri buna neydi? Diğeri neydi? Diğeri de hocam işte kesim. Sadece kesim. Mesela ormanın içindeki açıklıklara dikim yapma. Sadece i̇şte kesim o şekilde değil mi? Özelleştirilir. Değil mi? Mesela, bir tane dikim olabilir. Yani orada ormanda yapılan evet hizmetler, hocam. İş yani, ve hizmetler değil mi? Onlara. Evet hocam. Evet. Peki buna anayasa izin veriyor hizmetler, mu? Evet hocam. Onlara veriyordu. Yani veriyordu. Mevzuat izin veriyordu. Peki ana sorumuz burada evet. Neydi? Ana sorumuz sormamız gereken. Şimdi bunların ilk ikisine anayasa izin vermiyor mu? Uygulamada bunlar var mı? Hocam uygulamada
Var, aslında hocam bir nebze var gibi hocam. Evet. Çünkü öncesinde sanki hocam böyle ormanların özel işletmede olduğu gözlemliyoruz gibi hocam. Çünkü şöyle mesela halk açıyor hocam. Orman içi açıklıklar yapıyor. Orada kullanma hakkına sahip oluyor. Bunlar sonradan 2B'yle özelleştirilip halka verilebiliyor. Ya bu şekilde olduğu zaman da bir nebze var gibi görüyorum ben şahsen hocam. Ya 2B bir aslında mülkiyetin özelleştirme şekli olarak görüyorsun değil mi? Evet. Önce orman dışına çıkarılıyor, sonra da mülkiyeti özel sektöre devrediliyor. Yani ormanken devredilemiyor ama kanunen evet. Yani onu orman dışına ya çıkarınca bu iş becerilebiliyor. Evet. Kent ormanı oluyor mesela. Kent ormanı özel kullanıyorlar. O başka bir mülkiyetin özelleştirmesi değil. O neyin özelleştirilmesi? İşletmenin. Kullanımı hocam. Ya yani işletmenin, yönetimi işletmenin değil mi? Kent ormanı, tabiat parkları. Evet. Başka bu tür yönetim evet. ve işletmenin özelleştirmesinde başka ne örnek verilebilir? Önemli olarak. Madencilik. Oteller. Madencilik dedi Vedat. Ayceren sen ne söyledin? Hocam ben sordum. Hocam. Merve sen ne söyledin Merve? Otel yapıyorlar ya hocam. Otelleri yapıyorlar. Evet turizm değil mi? Evet. Turizm. İşte bunlar zaten otel yapınca orası özel bir işletme oluyor yani. Ormanı işletiyor sonuçta. Otel olarak işletiyor. Öbürü maden üretmek için işletiyor. Yani baktığımız zaman aslında anayasamıza aykırı olan belli hükümler uygulamada karşımıza geçiyor. Şimdi o zaman anayasamızı bir incelememiz lazım bizim arkadaşlar. Bu ders anayasayı izleyeceğiz. Aslında yasayı da irdelemek istiyordum ama irdelemeyeceğim yasayı. Çünkü yasayla delik deşik ettiler. Geçen hafta bile yasaya bir madde eklediler. Orman tanımını değiştirdiler. Bir de 17. maddesine bir eklediler. Gene ormanları biraz daha kıydılar böyle. Kenarından köşesinden. Mesela 18 bin hektar özel orman var. Onları orman vasfını kaybettirecekler. Yani mahkemelere giderlerse. Ya da şimdiden sonra biz orman ağaçlandırma yapanların özel şahıs kendi arazisi yaptıkları ağaçlandırma hiçbir şekilde orman sayılmayacak. Yani oradaki bütün şeyler vatandaş yani orayı sahip olan istediği gibi yapacak. Yani ormana dahil olmayacak. Orası orman olmadığı için onun üzerinde de devletin denetimi olmayacak yani. Bunu yaptılar. Bunu becerdiler sağ olsunlar geçen iki hafta önce çıkan kanunla. Yani her gün biraz daha delik deşik ediliyor ormanlar ve orman yasası. Ama biz bugün arkadaşlar madde 169'dan bahsedeceğiz. Madde 169 ama bahsetmeden önce biraz önce derse girmeden biraz önce bir haber aldım da onun şeyindeyim hala daha dersin etkisindeyim derste. Benim doktora hocam yani bizim hocamız Metin Özdönmez'i kaybettiğimizi öğrendim bu gece. Başınız sağ olsun hocam. Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Bizim hocalarımızdan ismini duymuşsunuzdur. Metin Özdönmez evet, bizim ana bilim dalı başkanımızdı İstanbul Üniversitesi'nde. Eski dekan yardımcılığı da vardı. Çok şey bir insandı böyle çok kibar, tam bir diplomat gibi bir insandı, çok cevap bir insandı. Epey bir yaşı vardı ama iyiydi, sağlıklıydı. Geçen yine bir arada yemek yemiştik diğer arkadaşlarımla birlikte, onu da eşimi davet edip İstanbul'da. Telefonda da görüşüyorduk. Bu gece haberi, bu gece olunca biraz önce derse girmeden önce telefonla aradılar İstanbul'daki arkadaşlarım, haber verdiler. Onun şeyini, onu anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum hocamıza. Allah rahmet eylesin hocam. Başınız sağ olsun tekrar. İşin tuhaf tarafı cenazesine bile gidemiyoruz biliyorsun. Şeyleri. Evet. Ailesi de gelmemizi istememiş. Yani biz gelmeyin. Bu şartlarda yolcu biz defnederiz demişler. Genelde hocalarımız öldüğü zaman okulda bir tek fakülteye gidilir. Öğrencileri gelir. Arkadaşları gelir. Öyle bir dönemden sonra da İşte camiye ve mezara gidildi. Bu sefer hocamızın cenazesinde bunu uygulayamıyor. O da acı veriyor bana şu anda. Çünkü biz nerede olursak olalım hocalarımızın yani böyle bir durumda yanında olurduk, hep olduk. Şimdi gidemiyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bu derste biraz tutuk olabilirim. Onun için kusura bakmayın ya. Estağfurullah hocam. Önemli değil hocam, estağfurullah. Şimdi yoklamayı aldım. Galiba biraz önce Mehmet, bizim Mehmet Caner herhalde değil mi? Mehmet Caner herhalde bir girmiş, sonra da derse katılmayı unutmuş yani. Onu aslında burada buradayım diyen 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, Resul var, 9. Bakıyorum üstteki şeye. Lazım sadece 9 kişi var. Şu an burada olanlar burada. Mehmet Şener zaten değilmiş, kesilmiş bağlantı. Onun internetle alakalı bir problemi vardı diye hatırlıyorum da dünden hocam. Mehmet'in. Evet. Evet, yani bir türlü yani mesaj da atamadı, ses de veremedi bize. Bu yüzden. Tamam, devam edebiliriz. O zaman anayasadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Anayasada ormancılıkla ilgili maddelerden bahsedeceğiz. Bunlar iki tane. Biri 169. madde, biri 170. madde. Anayasayı bir kere anayasadan bahsedelim. Anayasa ülkenin yani biliyorsunuz en yüksek şeyi, yazılı mevzuat aracı. Yani bütün kurallar, o ülkedeki bütün kurallar anayasaya bağlı. Yani bütün kurallar, yazılı ve yazısız kurallar anayasanın altında. Yani o ülkenin temel harcı anayasadır. Yani o ülkenin kuruluşuyla. Ya o ülke nasıl yönetilecek, hangi sistemle yönetilecek, işte meclisinde ne, kaç kişi olacak, hükümet nasıl kurulacak, ne olacak, ne gidecek. İşte ormanları nasıl korunacak, işte ceza şeyleri nasıl uygulanacak, ceza maddelerini demiyorum, genel anlamda şey diyorum. Genel kamu yönetimiyle ilgili hükümler ne olacak? Yani bunların hepsi bu anayasalarda belirlenir arkadaşlar. Yani anayasalar oluşurken, normal mecliste oylama yapılırken şeye bakılmaz. Yani saç çoğunluğa göre değil, meclisin nitelikli çoğunluğuna yani 1/3 nin kabul etmesi gerekir. Çünkü anayasa o kadar rahat değiştirilebilir bir şey değildir. Hatta değiştirilmemesi gerekir. Yani böyle kalıcı, çok sağlam anayasa yapıp böyle döneme, sürece göre değil, gücü elinde bulunduğuna göre değil, o ülkenin 50-60 yıllık belki 100 yıllık perspektifine göre, vizyonuna göre hazırlanması gereken araçlardır anayasalar. Böyle sık sık değiştirmemesi gerekir ama biz de biliyorsunuz 1921'de bir anayasamız var, sonra 24'te var, yani hemen Cumhuriyet kurulmasından sonra. Sonra 1961'de bir anayasa var, çünkü 60 darbesi oldu, ondan sonra darbeyi yapanlar işte bir kurul kurdu, komisyon onların oluşturduğu anayasa şeye geldi, işte oradaki o anki meclise geldi, darbenin kurduğu meclise geldi, orada ona oylanlandı 61 anayasası. Ama 61 anayasasının gerçekten aslında İyi bir anayasa olduğundan da bahsediyoruz. Çünkü teknik bir anayasadır. Siyasi bir anayasa olmaktan öte. Toplumu, vizyonu gören bir anayasadır. Ama 70'te o kesintiye uğradı. Asıl 82'de, 80 darbesinden sonra 82'de tekrar gene darbe hükümetinin hazırladığı bir anayasa olarak oylandı. Ve şu anda bizim kullandığımız anayasa bu. Ama bu derken bu anayasa üzerinde bugüne kadar aradan geçen 82'den beri 38 yıl mı oldu? 38 yılda birçok kez değişti aslında. O zamanki anayasa değil. Mesela 2010 yılında bir referandum bile yaptık biliyorsunuz. 2010 yılında evet hayır referandumu vardı. Evet anayasa, hayır oylaması çok, vardı. Çok önemli maddeleri değişti. Anayasanın çok önemli maddeleri değişti. Orada güzel böyle şekere sarılmış zehirler sunuldu. Milletimiz de evet dedi. Ondan sonra onun faturasını ödedik biz. 2010'da çünkü temeli o anayasa değişikliğinin yargı kurumlarının yapısını değiştirmek üzerineydi. Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcılar Üst Kurulu, ondan sonra Danıştay, ondan sonra Yargıtay gibi yerler değiştirince onlar ona göre yapılandırdı ve onun sorunlarını yaşadı bu ülke 2010'dan sonra. Sonra 2017'de mesela Cumhurbaşkanlığı sistemine geçen bir anayasa yapıldı. Orada da bir referandum oldu biliyorsunuz. O da bir referandum oldu. Onun şeylerinde de 2018'de de biliyorsunuz başkanlık sistemi şeklinde bir başkanlık sistemi meyvelerini şu anda görüyoruz. Aslında sorunları da hep beraber yaşıyoruz. Keşke bunlar bir anayasa yapılırken daha dikkatli olunsaydı diyor herkes şu an. Herkes diyor. Yapanlar bile diyor. Yani diyor. O anlamda anayasa bir ülkenin temel yapı taşıdır. Onunla çok oynamamak gerekir. Ona çok müdahale etmemek gerekir. Onu siyasi beklentilere göre değil, yani o an yönetim elinde bulunan beklentilerine göre değil, halkın ihtiyaçlarına göre şekillendirmek gerekir. Temel ihtiyaçlarına göre şekillendirmek gerekir. Bunu yapamazsanız sık sık değiştirmek zorunda kalırsınız. Değiştirdiğiniz zamanlarda yapısı daha çok bozulur arkadaşlar.
İşin tuhaf tarafı bizim anayasamız, yani Cumhuriyet kuruluşunda oluşturulurken işte Cumhuriyet Meclis, sivil bir meclis bunu yaptı ama ana anlamda 61 anayasasını yapan da 82 anayasasını yapan anlayışta bir darbe sonrası anlayıştır. O anlamda anayasanın daha böyle temellerinin de güçlü olması biraz zor oluyor. Asıl bizim temel siyasi çatışmaların şeyinde de bu yatıyor. Yani keşke biz meclisteki bütün partiler bir araya gelip uzlaşıp hep beraber uzlaşarak bir anayasa yapsalar, ülkenin önüne bir vizyon koysalar daha iyi bir yere varırız ama bunu beceremiyoruz. İnşallah becerdiğimiz günlerde gelir. Gerçek anlamda sivil bir anayasa yaparız. Hepimiz de yani ona göre, kanunlarda, toplumda buna göre şekillenmiş olur. Şimdi o anlamda 1961 anayasasında da 1982 anayasasında da ama ormanlarla ilgili maddelerin olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Yani demek ki bu toplumda, yani siyasetçilerde ormanlara aslında belli bir önemi veriyorlar ve onları korumak için anayasada böyle maddelere başvurmuşlar. Mesela 1961 anayasasının 131. maddesi ormanlarla ilgiliyken 1982 anayasasında iki madde ormanlarla ilgili, ormanlar, ormancılık ve orman köylüsü diyelim. 1969 anayasası, pardon, 69 ormancılık, ormanlar ve ormancılığın, ormanlar ve ormancılıkla ilgili, 170. madde ise orman köylüsüyle ilgili maddeler. Şimdi 169. maddede 4 tane paragraf var. 4 paragraf var ama bu paragraflar aslında bizim ormancılığın bütün temelini de oluşturuyor. O yüzden ben her sene derslerimde bu 169. madde özellikle irdelerim. Ve siz de şunu göreceksiniz ki yani sadece bir kelime bile çok şeyi değiştiriyor. Bir kelime bile çok şey değiştiriyor. İşte yasa yapmada önemli olan bu. Yani bir kelime koyarsınız bütün ormanları bitirebilirsiniz. Yani şeye bir madde koydular geçen hafta orman yasasının birinci maddesinde bir tane böyle bir tane cümle koydular. 18 bin hektarlık özel ormanlar bir anda orman dışına çıkarılma şeyi oldu yani. Bir anda 18 bin hektarlık özel orman, bunlar da genellikle İstanbul ve çevresinde, yani şehirlerin çevresinde para eden, rant eden ormanlar. Özellikle şimdi şu tür binaların, yani müteahhitler artık orman gören, orman içindeki siteler yapıyorlar değil mi? Onların para ettiği bir zamanda böyle bir şeyin çıkması, yani şey böyle, ne diyorlar ona? Tam tesadüf mü desek, yok tesadüf değil de bir şey diyorlar. Tam böyle üstüne gelmesi ilginç. Şimdi bakalım 169. maddeye. 169. madde diyor ki devlet ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bakın bütün o ormancılık mevzuatı sadece bu cümleden hareketle, yetkiyle kuruluyor Türkiye'de. Buna dayanır. Ve devletin görevi ormanların korunması. Bakın ormanları görev veriyor devlete anayasa. Diyor ki ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Demek ki devletin görevi, devlet anında bu işi kim yapıyor? Tarım Orman Bakanlığı yapıyor, Tarım ve Orman Bakanlığı yapıyor. Onun için de kim yapıyor? Yani Orman Genel Müdürlüğü ağırlıklı değil mi? Tabii Doğa Koruma, Milli Parklar, işte çölleşmeyi önleme ve erozyona, yani var ya öyle şeyler var. Ama onların değil de daha çok Orman Genel Müdürlüğü'nün şeyini burada tarif ediyor yapması diye. Değilmiş. Demek ki ormanları koruyacakmış, sahaları geliştirecekmiş, genişletecekmiş. Ve bunun için de gerekli kanunları da devlet koyarmış ve tedbirler alınmış. Demek ki bu ormancılık örgütü, yani biz ormancılık örgütü diyelim ona isterseniz. O milli parklarla, çölleşmeyle, mücadeleyle, Orman Genel Müdürlüğü'nün hepsini toplayalım. Tarım Orman Bakanlığı'nın ormanla ilgili kısmında bunun üstüne koyalım. Ve diyelim ki buna ormancılık örgütü diyelim. Ve bu ormancılık örgütüne demek ki bir yetki veriyor ve o tedbirleri alma görevini veriyor arkadaşlar. Yani kanunları kim koyuyor? Meclis koyuyor. Meclis kanunları koyar. Ama ormancılık örgütü de bu tedbirleri alması lazım. Bu şey. Sadece ormancılık örgütü mü? Mesela hayır, korumayla ilgili önlemlerde jandarma da söz konusu değil mi? Devletin diğer bilimleri de söz konusu aslında. Onları da katabiliriz. Ormancılık örgütünün dışında olan bu tür korumayla ilgili, tedbir almayla ilgili organizasyon, valilikler var. Değil mi? Bunları da
katabiliriz. En tartışmalı konulardan biri, yani yangın zamanı en çok konuşulan konulardan biri bu. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Arkadaşlar, hani bu var ya, yangından sonra ne oluyor? Artık kamuoyunda böyle bir şey oluşmadı mı? Otel bak, oluyor. Yaktılar şöyle, tam site yapılacak yeri yaktılar. Bak, otel yapılacak yeri tam yaktılar. Aynen, aynen. Değil mi? Böyle haberler çıkıyor değil mi? Böyle insanlar paylaşıyor Twitter'da, sosyal medyada, diğer yerlerde paylaşıyorlar bunu. Aslı öyle mi? Olmadığını biz söylüyoruz. Hayır diyoruz, böyle bir şey olmaz. Yani yanan yerde otel yapmak mümkün değil. Site yapmak da mümkün değil. Çünkü orası zaten orman, yeri orman. Ve zaten anayasa demiş ki yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Yani devletin görevi o, ormancılık görevi o. Bir yer yanmışsa orada orman yetiştirecek. Ha, gidip oraya illa fidan dikecek değil. Neden? Çünkü yandı orman ama orada var. Kalan ağaçlar var, kalan tohumlar var. Onların tekrar fidana dönüşüp, tohumların fidana dönüşüp oranın o ormanın kendi kendine yenileceğini gidip orada belirlerse oraya bir daha gidip fidan dikmeye bile gerek. Ama gider bakar, ha fidan dikti, ona göre çalışmasını yapar, planlamasını yapar. Getirir orayı, fidan da diker, tohum da atar ve orayı tekrar ormana dönüşür. Ama anayasa bu zorunluluğu veriyor ormancılık. Yani personeli, yöneticileri burada keyfi davranamazlar. Yandı orası, boş ver, ne hali varsa görsün diyemezler. Anayasa bunu onlara zorluyor. Ve burada tabii daha çok ne diyor? Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Tabii bu kanunların yapıldığı zamanlarda ormanlar ne için yakılıyordu arkadaşlar? Tarım yapmak için. Tabii otel yapmak için falan değildi, site yapmak için değildi. Tarım yapmak için orman yapılıyordu. Hayvancılık, yani hayvanlar gelsin otlasın diye alanı açmak için yapılıyordu. Bu belli. Yani o zamanlar öyle. Hatta Yaşar Kemal'in 1950'li yarıda yazdığı bir kitap var. Yani Anadolu'yu baştan başa dolaşmış Torosları, daha doğrusu Anadolu'yu demin Torosları, Adana tarafından başlamış Muğla'ya kadar dağdan böyle görük çadırla kalarak günlerce şey yapmış. Yanan Ormanlar'da 55 gün kitabın ismi. Hatta bu kitabı inceleyen bir de makale çıktı. Bunda önceki sayıda bizim Orman Fakültesi'nin dergisinde, pardon, dergisinde. Ben de bunu hep derslerde aslında sizlere akla ilişkiler dersini alanlara verirdim. Anlatırdım şeyi. Sizler önemli bilgiler. Ayrıntılarına girdim. Kapsamında değerlendiremiyorum tabii. Orada anlatıyor. Ormanları niye yakmış? Yakanlar anlatıyor orada. Köylüler anlatıyor. Yani diyor ki benim diyor tarlaya ihtiyacım var diyor. Yakarım. Yatarım bir yıl gelirim ama tarla benim olur diyor. Yani bu amaçla yapılmış. Yapılmış. Evet. 950'li yıllarda diyor. Ve o anlayış geldiği için de buna karşı da anayasaya madde konmuş. Demiş ki yanan ormanlar, yani bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Yani kalkıp da birileri burasını yapmak için yakıp şey yapıyorsa buralarda buna izin vermez diyor ormancılık örgütü. Tabii burada şey eksik. Burada otel yapılamaz eksik. Burada site yapılamaz eksik. İkinci konut yapılamaz eksik. Ama yani buradaki tarım ve hayvancılık yapılamaz derken onları da kastediyor. Yani başka çeşit iş yapılamaz burada. Burası tekrar ağaçlandırılır. Yani burada hatta ağaçlandırılır demiyor. Yeni orman yetiştirilir diyor. Yani bu bazen ağaçlandırmayla olur, bazen tohum atarak olur, bazen kendi haline bırakarak olur. O yüzden onu da ağaçlandırılır demiyor yanan alan. Burada tekrar orman yetiştirilir diyor. Yeni orman yetiştirilir. Yani ormanlaştırma yapılır. Yeni ormanlaştırma yapılır. Bunlar kavramlar, önemli kavramlar. O yüzden de basa basa söylüyor. Ağaçlandırma farklı bir şey, ormanlaştırma farklı bir şey. Değil mi? Örneğin geçen hafta ağaçlandırma bayramı yapıldı 11 Kasım'da. Şey olmadı ama 2019'daki gibi şaşalı olmadı değil mi? Böyle bir günde 11 milyon fidan dikeceğiz falan bilmem ne şeyine girmediler. Çünkü uyarmıştık geçen yıl. Yani bir günde bu kadar fidan dikilmez. Ülkenin her tarafı aynı koşullarda değil. Coğrafi olarak farklı var. Bunu zamana yaymanız gerekiyor. Tek günde bu kadar fidan dikeceğiz diye iddia olursa hem pahalı bir şey yapmış olursunuz hem de diktiğiniz fidanlar büyümez. Yani evet, verimli büyümez.
anlatmıştık. Bu sene bunu yaptılar. Bu sene 83 milyon fidan dikme iddiasıyla yola çıktılar ama bunu bir günde dikeceğiz diye değil, törenle başlattılar. Bunu sene içinde, yani bu şeyde, yani fidan dikimi periyodunda işte Nisan'a kadar dikecekler. Mantıklı iş yaptılar. Biz de ona göre bunu önermiştik zaten. Biz bunu önerirken de bizi çok suçlayan olmuştu. Siz bilmiyorsunuz. Yok, fidan dikilirse şöyle olur, böyle olur. Böyle hiçbir şey bilmeden, yani bence ellerine verilen şeyleri de böyle yaparak bizi eleştirmişlerdi. Hatta küfredenler bile vardı. Ama sonuçta bizim o dediğimiz uyarılara kulak vermek zorunda kaldı ormancılar. Bunu dinlemek zorunda kaldı. Şimdi bu sene onu yaptı. Örneğin Merve Nur, sen Uluslu Çekmesi'ndeydin değil mi? Zonguldak'taydı. Hayır, yok. Orada bir başka arkadaşımız vardı. O yok şimdi. Geçen hafta sormuştum. Sevgi. Siz de kaç fidan dikeceksiniz? Şeydi, Sevgi'ydi. Sevgi Saraç oradaydı. Evet. Sevgi bir gün yok. O da hocam ben idari taraftayım pek bilmiyorum demişti. Gazetelere haber oldu. Ulus Orman İşletmesi'nde 1500 tane fidan dikmişler. Yani 1500 fidan nedir? Ama asıl olan şu. Yolun kenarına kupresus dikmişler galiba. Ya ben öyle yazıyorum. İç tarafa da elma, işte armut falan, ahlat, bunları dikmişler ormanın. Yazık yok. O ulus ormanları mı bitireceksiniz? Ne yapacaksınız ya? Hadi anlarım yani. Orada yaban hayatına şey yapmak için, katkı yapmak için deseniz anlarım bir şekilde. Onlara işte şey üreteceğiz diye, ama yani kalkıp meyve fidanını ormana dikmenin, bu şekilde yoğun dikmenin ne anlamı var? 1500 tane fidanın işte 1000 tanesinin meyve fidan olabilir mi? Tek tük dikersiniz yani. Olacak ormanın içinde tabii. Meyve olacak oranın şeyine, hayvanlarını beslemek için. Oradaki hayvan hayatı. Sonra domuz ayı gelmesin kümeslere falan diye, yani değil mi? Arı kovanlarına gelmesin diye, şey, yani köye gelmesin diye, bu tamam. Ama kalkıp bütün fidanlar böyle olur mu? O da ayrı bir mesele. Bunların hepsini uyardık. Hatta bu sene Türkiye Ormancılar Derneği'nin bir açıklaması var bu konuda. Aslında çok geniş bir açıklama yazdık da onu basına geçmek için iki sayfaya indirdik. Onu meslektaşlarımla birlikte hazırladık. Mesela oradan okunabilir. Ağaçlandırmada nereye dikkat edin? Ne ağaçlandırmadır? Ne ormanlaştırmadır? Ormanlaştırmayla ağaçlandırma aynı şey değil. Mesela kalkıp da yolun kenarına diktiğin fidanlar bir kere ormanlaştırma değil. Ormanın içine diktiğin meyve fidanları ormanlaştırma değil. Okul kampüsüne diktiğin fidanlar ormanlaştırma değil. Bunlar ağaçlandırma, tamam, ama ormanlaştırma. Bu farkı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden anayasamız, bakın 1982'de bunu hazırlayanlar bunu biliyor. Burada diyor yeni orman yetiştirilir diyor. Ağaçlandırılır demiyor. Ne orman yetiştirilir. Burada o ibare var. Yani 82'de bilinen şeyin şimdi de bilinmesi lazım. Ondan sonra rehabilitasyon çalışmalarının, erozyon mücadele çalışmalarının, erozyona mücadele çalışmalarının, ondan sonra özel ormancılığın, endüstriyel plantasyonların, bunların ağaçlandırma, ormanlaştırma olarak sayılması, ormanlaştırma olarak sayılması zaten saçma sapan bir şey. Ormanlara hiçbir şey katmayan şey. Ya onlar kendi kendine bir şey ifade ediyor. Onlar tabii fidan dikilecek. Tabii her yere fidan dikilmesi. Yani uygun olan her yere, her yere de değil. Birinsin tarım arasında fidan dikilmez yani. Ama uygun olan her yere fidan dikilecek, tamam. Ama onların ormanlaştırma olmadığında bilinmesi gerekiyor. Ormanlaştırma farklı bir şey. Yani ağaçlandırma, ormanlaştırma, bunların arasında da kavramsal farklılıklar var. Rehabilitasyon zaten ağaçlandırma sayılıyor gibi gibi şeyler. Devam edersek arkadaşlar, burada anlaşıldı. Yani demek yenen ormanlarda öyle bina olmuyor. Yani tekrar anayasa görev vermiş ormancılık örgütüne, orada tekrar orman yetiştirilir. Orası tarım ve hayvancılığa ayrılamaz arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi anayasa bu şekilde görev vermiş ama bazen de mesela fotoğraflarla işte örneklerini vesaire görüyoruz çeşitli sosyal medya hesaplarında. Peki işte İzmir Urla'da sanıyorum bir villa site tarzı bir şey yapmışlardı. En son onu görmüştüm. Peki bunları nasıl değerlendirmek gerekir hocam? İşte şimdi şöyle, bunun tek örneği var. Pina Yarımadası var arkadaşlar şeyde, Bodrum'da. Hemen o yatağın Bodrum tarafında herhalde. Orada var. Yani yanan alana otel yapmışlar. Hı hı. Ama bunun şeyi şu, çünkü izinleri daha önceden verilmiş herhalde. Ondan sonra bu yangın olmuş gibi bir şey var. Ama orada bir boşluk var. O tür örnekler var birkaç tane. Diğer dediğin Urla'daki olayda da yani mutlaka orada teknik başka bir şey var. Belki bir özel orman olabilir orası, başka şey olabilir.
Yani çünkü zaten dediğin şeklinde hadi otel neyse de yani yapılaşma zaten olmuyor devlet ormanında. Yani işte sen oraya bina kuramıyorsun. Yansın yanmasın yani. Oraya gidip normal yani tahsis amacı dışında bir şey yapamıyorsun zaten. O yüzden oraya ayrıca değerlendirmek gerekir. Ama bu tür örnekler var. Çok fazla değil. Bir iki tane örnek var böyle. O da işte dediğimiz gibi izinlerin tahsisin daha önce yapılmasıyla ilgili bir şey. O tahsis süreci tamamlanmış. Ondan sonra yanan bir alan olmasından kaynaklanan bir uygulama olabileceğini belirtiyor. Yani biz görüştüğümüz zaman yetkililer bunu diyorlar. Tamam böyle bir iki tane istisna var. Ama bu istisnalar şundan kaynaklanıyor. Olabilir diyor. Şeyi bu. Mücahit derste misin? Hocam dersteyim de farklı bir telefonla katılıyorum. Kamerası yok. Şu anda hani açamıyorum. Tamam kamera zaten artık zorlamıyoruz ya. Sadece böyle olup olmadığınızı yokluyoruz sonra. Buradayım diye yaz o zaman orada listeye de. Tamam dersteyim hocam. Tamam. Evet. Şimdi devam edersek arkadaşlar bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Bu paragrafın sonuncu cümlesi bu. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Burada gözetim derken neyi kastediyor arkadaşlar? Gözetimi denetlemesi koruması mı manasında mı hocam? Tabii yani gözetlemesi, denetlemesi, koruması gözetim evet. derken bunu kastediyor. Peki ama neyi denetleyecek, neyi koruyacak? Yani bütün ormanlar derken neyi kastediyor acaba? Özel ormanlar da dahil. Evet. Seva sen söylüyordun. Hocam evet ben söyleyeceğim de kaçak kesimden mi bahsediyor diye düşünmüştüm. Hayır ama burada mülkiyet çeşitlerinden bahsediyor. Bütün ormanların derken? Özel ormancılık da içinde. Özel ormancılık değil mi? Özel ormanlar diye. Ormancılık farklı, ormanlar farklı, kavramları karıştırmadan konuşalım. Özel ormanlar yani mülkiyet bakımından özel şahısların elinde olan ormanlar da var. Başka? O ormanların denetimi, gözetimi de devlet hakkında. Tamam ama başka da var. Bak şimdi devlet, bak orman yasasının 4. maddesi. Burhan bir şey mi söyleyeceksin? İşin yanıp sönüyor. Yok hocam bir şey söylemeyecektim. Ha, o zaman şeyini kapatırsan böyle işin yanıp sönünce... Sanki bir şey söyleyecek gibi oluyorsun. İyi hissediyorum. Orman yasasının 4. maddesinde 3 tane hüküm var bununla ilgili. Diyor ki ormanlar mülkiyet olarak 3'e ayrılır. 1. Devlet ormanları. 2. Özel ormanlar. 3. Tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlar. Demek ki devlet ormanlarından başka 2 tane daha mülkiyet çeşidi var ormanların. Biri özel ormanlar, biri tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlar. Özel ormanlar deyince neyin olduğu anlaşılıyor zaten. Yani özel şahıs veya kurumlara ait ormanlar. Peki tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlar deyince ne anlaşılıyor? O da geçen haftalardaki derslerimizde de belirtmiştik. İşte mesela karayollarına, belediyelere, özel idareye, devlet su işlerine ait ormanlar da var. Yani çok büyük miktarda değil bunlar ama yani küçük olsa da böyle bir mülkiyet çeşidi var. O uygulamada bu var arkadaşlar. Uygulamada bu var. O açıdan demek ki devlet sadece kendi mülkiyetindeki ormanları korumuyor, denetlemiyor. Bütün ormanları koruma sorumluluğuna sahip arkadaşlar. Burada bütün ormanların gözetimi devlete aitti derken devlet sadece kendi mülkiyeti altındaki ormanları korumakla görevli değil. Onları denetlemekle görevli değil. Bütün ormanları yani özel ormanları da tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanları da korumakla görevli, gözetlemekle görevli, denetlemekle görevli. Bunların hepsini bir sayıyorum ki yani bunlar bir araya da düşünülsün. Demek ki sizin özel bir ormanınız olabilir. Bu ormanlarda yani istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Yapılaşma yapacaksanız ormandan izin almanız lazım. Onların plan yapacaksanız o planlarınızı ormanın denetlemesi gerekiyor. Üretim planı yapacaksanız onun denetlenmesi gerekiyor. Kesim yapacaksanız
Bunun denetlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve bu yetkiler devlette var. Bu anayasada, anayasanın bu maddesindeki, yani bu küçük cümle de bunu belirtiyor. Yani demek ki siz özel şahıs olarak ya da devletin bir başka kuruluşu olarak belli bir ormana sahip olabilirsiniz. Ama buradaki bütün yetki sizde değil. Yani bunda devlet burada asıl koruyucu. Yani koruyucu derken, şimdi özel ormanda yangın çıktı, devletin uçağı ya da helikopteri ya da yangın işçisi buraya müdahale etmeyecek mi? Edecek değil mi? İtfaiyesi edecek, gidecek, şey yapacak. Yani çünkü koruyucusu o onların. Sorumluluk onda. Ona koruyucu. Bu görevi vermiş. Yani ormanın devlet veya özel sektörde olması hiç fark etmiyor. Bütün ormanları korumakla görevli. Bu birinci paragraftı arkadaşlar. İkinci paragrafa bakarsa, ikinci paragrafa devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz diyor arkadaşlar. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bunu geçen haftaki dersimizde de, yani özelleştirme bahsinde de anlatmıştık değil mi? Bakın bu kadar basit. 1, 2, 3, 4 kelime ama Türkiye'deki ormancılık rejimini belirliyor. Yani demek ki Türkiye'de devlet ormanları %99,9 ise bu böyle kalmak zorunda, bu anayasa bu şekilde olduğu sürece. Ha belki çok küçük oranda azalır. Nasıl azalır? Yani şahıslar der ki ya ben arazilerimi hep orman dikeceğim, özel ormanları arttırırlar. Belki bu oran biraz düşer. 0,0 bilmem. Ama çok büyük falan koymadın şöyle. Çok büyük o anlamda değişmez. Çok büyük anlamda değişmez bu. Bu oran değişmez. Ama hani istisnası var demiştik. 2B istisna değil mi? Evet. Zaten size de geçen haftanın ödevini onu vermiştim. Yani onunla ilgili, ama ta 2003'te yazmış bir yazıydı. Güncel yazıları aslında sizle buluşturmak lazım bu konuda. Yani 2B bu. Şu anda 700 bin hektara kadar alan olmuş. Yani yeni çalışmalara baktığımızda 700 bin hektar. Biz o zaman 473 bin hektardan bahsediyorduk. 2B'li orman dışına çıkarılan alanları. Şu anda ki gelen bilgilere göre 700 bin hektara ulaştı. Yani demek ormanlar biraz daha azaldı ülkede. Yani ormanlar biraz daha azaldı ama biz ormanların halde arttığını savunuyoruz. Nasıl arttığını savunuyoruz onu bilemiyorum açıkçası. Bu şekilde biz kanuni hocam değişikliklerle ormanları bir şekilde aslında azaltıyoruz. Yücel, sen mi konuşuyorsun? Evet hocam, Oğuzhan Kalaycıoğlu gruba mesaj atmış da derse giriş yapamıyorum. Hoca katılım attım, kabul edebilir mi falan filan. Daha önce girmişti o derse. Hocam gruptan çıkmış herhalde. Nasıl olursa çıkmış yazmış, anlamadım yazdım. O zaman bir bakayım şundan. Evet, atmış. Kabul ettim. Zaten onayladım. Oğuzhan Kalıcıoğlu zaten üye diyor burada ama onayladık gene. Başka bir şey yazmamıştı. Evet. Aytuş, derste misin? Aytuş Kıroğlu. Evet hocam. Geç kaldın biraz ama ya. Hocam rahatsızım da. Geçiyorsun, neyin var? Covid falan deme. Yok hocam, grip olmuş. Aman grip olsun ya. Grip bizim eski dostumuz, alışkanlığımız yani, böyle Covid olmasın da. Yok hocam, Allah'a şükür Covid değil. Tamam, geçmiş olsun. Buradayım diye yazar mısın mesajı şeye altta? Onları sonra yoklama olarak alacağım da. Tamam hocam. Evet, Oğuzhan da geldi derse. Oğuzhan, neredesin sen? Hocam, sistemde şey vardı. Problem vardı. Gruba dahil değil gösteriyordu. Nasıl oluyor ya? Ekran gönü sattım hocam ya. İlginç. Çünkü biraz önce ben senin şeyini onayladım. Orada diyor ki zaten burada üye diyor yani. Zaten burada var diyor. Demek ki değişik bir şey oldu. Anlayamadım ama. Evet, tamam. Sorun değil. Sen de buradayım diye yazarsan mesaj olarak yoklamayı oradan alacağım. Tabii hocam. Kusura bakmayın. Sonra önemli değil.
ormanların mülkiyetinin devrolunamayacağına ilgili konuşuyorduk. Ve orada iki beyin aslında mülkiyetin devredildiğiyle ilgili de bir kanıt olduğunu da söyledik. Ve 700 bin hektara ulaştığını günümüzde söyledik. Burhan Fırat'la mı geldi? Burhan. Efendim hocam. Hoş geldin. Ya niye geç kalıyorsunuz dersimize? 9.30'da başladık, bir saat sonra geliyorsunuz. Biraz geç kaldık hocam. Bak birisi daha gelmiş. Sevgi Saraç da gelmiş. Ya hocam ben... Siz... Efendim? Hocam ben aslında 29 geçe denedim. O arada müdür çağırdı. Müdür çağırdı, gitmek zorunda kaldım. Ondan sonra geldiğimde tekrar katılmaya çalıştım ama olmadı bilgisayardan. Evet. Tamam. Neyse, o zaman yeni gelen arkadaşlar derse siz de buradayım yazın da arkadaşlar. Onları, yoklamaları oradan alacağım. Tamam Burhan. Başka kimler vardı? Bir de Neşe Mısırlı zaten vardı. Burhan Fırat. Emin Şirka vardı. Albert Turan vardı. Ayceren zaten vardı. Aytunç yazdı. Gelip gidenler oldu arada. Gözü girip gidenler mi oldu ya? Oğuzhan tekrar düştü dersten herhalde. Ha burada Oğuzhan da burada. Oğuzhan sen de. Tamam. Neyse 14 kişiye çıktık ha. Yani şeyimiz yükseliyor. Ratingimiz yükseliyor yavaş yavaş. Devlet yeni gelen arkadaşlara da hatırladım. Şu anda anayasanın 169. maddesini irdeliyoruz arkadaşlar. Anayasanın 169. maddesini irdeliyoruz. Bundaki birçok hususun da aslında Türkiye'deki ormancılığın çatısını oluşturduğunu belirtiyoruz. Ve bütün ormanlarla ilgili çıkan bütün mevzuat ve uygulamaların bu anayasada belirtilen çerçevede olması gerektiğini, çünkü en üst seviyede anayasadaki bu maddeler olduğunu belirttik. Oradan devam ediyoruz. Şu anda bu 169. maddenin ikinci paragrafındayız. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamazdan bahsettik. Buradan devam edeceğiz. Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir arkadaşlar. Ne anlama geliyor bu? Yani Sevgi seni dinliyoruz. Özel şirketlerin özel mülkiyetlerin elini devredilemez. Sadece anayasada geçtiği gibi devlet tarafından yönetilir. Bu şekilde algılanıyor müdürüm. Yani devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir derken bu devlet ormanlarının özel sektör tarafından aynen hocam yönetilemeyeceğini, işletilemeyeceğini açık ve kesin bir hükümle belirlemiş anayasa, değil mi? Evet. Yani sen şu an ulus devlet ormanı işletmesinde görev yapıyorsun. Oradaki ulus devlet ormanı işletmesinin üretimi çok iyi, karlı bir işletme diye kalkıp da Sabancı ya burayı devredemezler, değil mi? Evet hocam. Bu anayasada bu madde olduğu sürece. Anayasada bu madde olduğu sürece bunu yapamazlar. Evet. Ama 2003'te geçen hafta anlatmıştım. 2003'te bu maddede bir değişiklik yapılmıştı arkadaşlar. Bakın devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir maddesine sadece bir virgül ve bir kelime eklendi. Aynen şöyle yapıldı. Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir, işletilir ve işletirilir dendi buna. Ne değişti burada? Bütün ormanların işletmesi özelleştirildi. Yok, bütün ormanların şey diyemiyorum da. Ya burada bir kelime değişti değil mi? İşletirilir. Tek bir kelime eklendi. Aynen Emin hocam. Şifre sen mi konuşuyorsun? Evet hocam. İşletirilir dendiği için hocam artık yani özel şirketlere işletirilebiliyor. Yönetimi devlet aitti ama yani hizmet altyapısı olarak hani hizmet altında işletilebiliyor. Yok karıştırma, kafanı karıştırma. Çünkü bu ekletildi ama uygulamaya geçmedi sonradan.
Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etti. Uygulansaydı hocam, şu anda Ulus Orman'ın işletmesinde Sevgi Saraç büyük ihtimalle Sabancı'da çalışıyordu ya da işten atılmıştı zaten. Çünkü biliyorsunuz böyle şeyler olduğu zaman çoğu kişi işten at çıkarıyorlar yani devlette çalışanları. O uygulamaya geçmedi arkadaşlar. Niyet buydu. Değiştirildi mecliste bu madde. Ama Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi var. Cumhurbaşkanı da veto etti bunu. Ondan sonra da bir daha gündeme getirmediler bunu. Ama bakın bir kelimenin anayasaya eklenmesi, bir kelimenin anayasaya eklenmesi, anayasanın bir maddesine eklenmesi durumu nasıl değiştiriyor? Durumu nasıl değiştiriyor? Ve şu anda o işlettirilir kelimesi yok zaten. Yani yürürlüğe hiç girmedi bile. Girseydi belki bir ayda hallederlerdi o işi. Ben size söyleyeyim. Girseydi bir ayda hallederlerdi o işi. Ama olmadı. Olmadı. Şu anda bu şekilde devam ediyor hala. Şimdi o zaman anayasayı değiştirecek çoğunluğu vardı o zaman İktidar Partisi'nin. Çünkü %36 oyla %78 milletvekili çıkarmıştı. Çünkü iki parti barajı geçmişti. Diğerleri barajın altında kalmıştı. Bu nedenle çok sayıda yani hak ettiğinin iki katı miktarda milletvekiline sahipti. Anayasayı da rahatlıkla değiştirebiliyordu. O rahatlıkla bu değişiklikleri yapmaya kalkmıştı ama o zamanki Cumhurbaşkanı buna izin vermemişti. Daha sonraki 2007'den sonraki seçimlerde anayasayı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşamadı. Ondan dolayı da bu tür şeyler gündeme gelmedi benim anladığım kadarıyla. Devam edersek arkadaşlar, bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Bu ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında ittifak hakkına konu olamaz. Aslında iki ayrı şeyden bahsediyor. Tek bir cümle ama iki ayrı şeyden bahsediyor. Bu ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez. Burada zaman aşımı diye bir şeyden bahsediyor. Nedir zaman aşımı arkadaşlar? Hocam daha öncesinde ormanı açmış mesela. Açıklık olmuş. Ondan sonra onu orayı kullanmış bayağı bir müddet kişi. O artık orayı kendi toprağı gibi kullanmaya devam etmiş. Ondan sonra hocam zaman aşımına uğratarak hani orayı tekrardan kendi toprağına saydığını mı bahsediyor acaba? İşte zaman aşımı şu. Bu dediğin olayı vatandaş ormanda ve merada yaparsa olmuyor. Ama herhangi bir hazine arazisinde vatandaş bunu yaptığı zaman gitti diyelim oraya bir tane gecekondu dikti. Gitti orayı tarla yaptı ve kullanıyor. Onun kullandığı orayı şey oldu, geldi dev fark etti. Onun vergi almaya başladı. Yani vergisini de alıyor. Vatandaş hazinenin toprağını ekiyor, biçiyor diye. Ya da oraya ev yapmış diye. Onun vergisini de alıyor. Bir süre sonra arkadaşlar 15-20 yıl sonra falan bir zaman aşımı diye bir olgu var. Yani o vatandaş orayı kullandığı için, orayı kullanmaya devam ettiği için zaman aşımından dolayı oranın mülkiyet hakkını da alabiliyor. Yani çok düşük bir bedelle oranın mülkiyeti de o vatandaşa devredilebiliyor. Yani bu zaman aşımından doğan hak olarak geçiyor. Ama bu hak anayasanın bu maddesinde de olduğu gibi ormanlarda geçerli değil arkadaşlar. Meralarda da geçerli değil. Çünkü arkadaşlar Osmanlı hukukunda, geçmiş hukukta meralar ve ormanlar biraz önce söylediğimiz gibi kamu malı sayılıyor. Buralar vatandaşın sahiplenmesine izin verilmiyor. İzin verilmiyor. Yani orada zaman aşımı oluşmuş olsa bile vatandaş olayı bırakın 10-20 yıl kullanmasını 50 yıldır kullanıyor ise bile orası eğer mera olarak tescil edilirse ya da orman olarak tescil edilirse, hala da o yapısını koruduğu tescil edilirse, vatandaş ya bura benim işte 50 yıldır kullandığım tarlam bilmem ne deyip ya da arazim diyerek zaman aşımından doğan bir hak kullanamıyor arkadaşlar. O yüzden bu anayasada da açık olarak yazılıyor. Diyor ki bu ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez.
Yani sen her zaman aşımıyla bir mülk edinmek istiyorsan orman olmayan bir yere gitmelisin. Mera olmayan bir yere gitmelisin. Zaten 2B de buradan uygulamaya girdi arkadaşlar. Vatandaşa zaman aşımıyla bu yerleri devredebilmek için zaten oraların önce ormanlık vasfı ortadan kaldırılmaya başlandı. Ne zaman? 1970'ten sonra. O zaman işte anayasada ilgili madde değişti, yasa değişti 1974'te. Ondan sonra 2B ile orman dışına çıkarma işlemleri başladı. Yani aslına bakarsanız ülkenin bir geleneği, zaman aşımı yani. Yani hazine arazilerinde geçerli olan şeyi orman arazilerinde, mera arazilerinde de geçerli hale getirmek için 2B'yi icat ettik yani biz. 2B'yi icat ettik. Yani öncelikle oranın ormanlık vasfını ortadan kaldırarak hazineye geçmesini sağladık. Bir hazine arazisi oldu orası. Yani artık orası orman olmayan bir hazine arazisiydi. Yani orman vasıflı bir hazine arazisi olsaydı o devir yapılamayacaktı. Ama orası hazineye geçince vatandaş da burada zaman aşımını kullanarak oralara sahip olmaya başladı arkadaşlar. Ki benim şeyi de bu. Aslında bu zaman aşımını çalıştırmak. Zaman aşımından yola çıkarak. Ve bir öncelik işgalcisine verildi ama 2011-12'deki düzenlemede, kanunda bunların satışı söz konusu olunca, ama öncelik işgalcisine verildi. İşgalcisi parayı ödemezse parayı ödeyene verilmeye başlandı bu araziler. Bu şekilde bir silsile oluştu. Ama yani 2B de buradan hareketle, yani zaman aşımından hareketle aslında uygulamaya konulan bir şey. Yani ormanlarda geçerli değilse o zaman oranın ormanlık vasfını değiştiririz. Hazineye devrederiz orayı ve ondan sonra bunu işletiriz. Yani uygulamanın şeyi bu oldu. Devamında arkadaşlar ne diyor? Devamında diyor ki kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Yani bu ormanlar kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. İrtifak hakkı ne o zaman? İrtifak hakkı ne? Basitçe kullanım hakkı diyelim, değil mi? Buralar işte devletin ormanıdır ama, mülkiyetindedir ama buranın kullanımını özel sektör veya diğer kamu kuruluşları alabilir mi? Alabilir. Ama hangi şartla alabilir? Eğer yaptığı iş kamu yararınaysa alabilir. O yüzden kamu yararına şeyinden yola çıkarak, ittifak hakkının kamu yararına olabileceğinden yola çıkarak orada yapılmak istenen otel de, orada yapılmak istenen golf sahası da, orada yapılmak istenen termik santral de, HES de, enerji tesisi de, elektrik iletim hattı da, maden tesisi de, altın madeni, kömür madeni fark etmez. Bunların hepsi artık arkadaşlar kamu yararı altında yapılmaya başlandı. Yani adam gelecek öyle termik santral kuracak, kendi para kazanacak ama kamu yararı olacak. Niye? Ülkeye elektrik üretiyor, kamu yararı. Vatandaş mı bedava mı alacak o elektriği? Parasını veriyor değil mi? Vergisini veriyor, elektriğin parasını veriyor. İşte bir kamu yararı ben göremiyorum o işte yani. Ha, vatandaş bedava alacak olsa tamam, kamu yararı var. Öyle bir şey de yok. Ama ne oldu? Yani ormanlarda yapılan bütün bu tür kullanımlar, yani ormanlara zarar verecek şekilde ki kullanımların hepsi kamu yararı sözcüğünün arkasına sığınarak yapılmaya başladı. Hepsinde kamu yararı vardır denmeye başladı. Başta sorgulandı bunlar. Bu işte kamu yararı var mıdır, yok mudur diye. Yani son 20 yıl öncesine kadar bunlar sorgulanıyordu ve kamu yararı yoktur deyip mahkemeler kamu yararı yoktur deyince bunlar iptal ediliyordu önceleri. Ama artık öyle bir şey değil. Her şey kamu yararına arkadaşlar. Yani ormanlardaki bütün irtifak hakları kamu yararı altında yapılıyor. Bizim bir başka rahmetli hocamız Uçkun Geray demişti ki, ya demişti burada kamu yararı var da, yani tamam orada işte diyelim ki şey var diyorsunuz, turizm tesis yapmasında kamu yararı var ama orada orman olarak kalmasında da kamu yararı var. Yerin orman olmasında kamu yararı yok mu arkadaşlar? Orman olarak varlığını sürdürmesinde kamu yararı yok mu? Daha büyük kamu yararı var aslında. O zaman Uçkun Hoca şöyle bir şeyden bahsetti. Dedi ki
O zaman biz burada üstün kamu yararından bahsetmeliyiz dedi. Yani oran orman olarak kalması mı daha kamu yararınadır? Yoksa oranın bir başka amaçla kullanılması mı daha çok kamu yararınadır? İşte bunların karşılaştırılması gerekir. Bunun hesaplarının yapılması gerekir. Madde hesaplarının, madde olmayan hesaplarının yapılması gerekir. Yani madde hesapları neler? Madde hesapları iki tarafın ürettiği maddi değerler. Değerler. Parasal ölçüden değerler. Değerler. Oğuzhan sen mikrofonu kapatır mısın? Sesim geri geliyor çünkü. Sağ ol. Yani bu karşılaştırılmalı. Ama sadece madde değil arkadaşlar. Ormanların ürettiği maddesel olmayan değerler de var. Hesaplanamayan değerler de var. Artık onlar bir ölçüde hesaplanabiliyorlar onlar. Bunların hesaplara katılması ya da yeşil muhasebe de deniyor buna. Ya da alternatif maliyet de deniyor buna. Bunların da artık hesaplara katılması ve bunların katıldığı durumda mutlaka orman daima üstün kamu yararı vardır çıkacaktır. Tezindeydi hocamız. Fakat uygulamada ne oldu? Üstün kamu yararı bu sefer başvurular bu tür işte otel, enerji tesisi, diğer başvurular hemen üstün kamu yararı vardır diye yazmaya başladı. Yani bir şey suistimal etmek bizim doğamızda var. Çok rahat suistimal edebiliyoruz. Kavramların içini çok rahat boşaltabiliyoruz. İşte bu öyle yapıldı. Üstün kamu yararı var denerek bu sefer olay gene geçiştirilmeye başlandı. Ve şu anda ormanlar gerçekten şey bir durumdalar. Yani iç açıcı durumda değiller arkadaşlar. İşte iç açıcı durumda değiller. Kısaca söylemek gerekirse. Evet. Yani ittifak hakkı ve kamu yararı da bu şekilde açıklanmış oldu. Bir başka şeye geçelim. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ne güzel. Yani bizim anayasamızda diyor ki ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Acaba öyle mi arkadaşlar? Acaba öyle mi? Meyvenur bir şey mi söyleyeceksin? Hayır hocam. Yok mikrofonu açtın onda başka? Mücahit? Hayır hocam bir şey söylemeyeceğim. Mikrofonu açtığınız için açıyorsunuz mikrofonu. Ben de bir şey söyleyeceğiniz diye söyleyeceksiniz diye umutlanıyorum bir anda da o yüzden. Ben mikrofonu hiç kapatmadım hocam. Hani şey olursa söylerim arada diye şey yapmadım. İşte o zaman kapat istersen söylerken açarsın. Çünkü daha rahat oluyor. Daha iyi takip ediyorum tamam mı? Tamam hocam. Kim konuşuyor? Oğuzhan? Hocam ormanların özel kullanımıyla alakalı zaten ormanlara zarar veren uygulamalar. %99'u yani özelde kullanılması işte madencilik vesaire diğer sahip. Bir görüşme yapıyoruz. Diğer kullanımların hepsinde madencilik olsun, diğer enerji sektörleri olsun. Hepsinde zaten ormana zarar veren uygulamalar. Demek ki bu husus göz ardı ediliyormuş. Yani, evet. Çok haklısın Oğuzhan. Yani anayasada bu kadar açık hüküm olduğu halde ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ben de halde şu anda bizim ormancılık örgütü tamamen bunlara müsaade etmekle meşgul arkadaşlar. Bütün enerjisini bunlara harcıyor şu anda. Bütün enerjisini bunlara harcıyor. Yapılan tahsisler, yapılan aşırı odun üretimi, madencilikmiş, yok işte HES'miş, yok termik santralmış, bunların izinleri, turizm tesisleriymiş. Yani ormanlar aslında şu anda ya anayasada bu kadar açık hükümler olduğu halde hiç de korunur vaziyette değil. Emin Şifka bir şey mi söyleyeceksin? Evet hocam. Dinliyorum. Hocam doğrudan zararla ilgileniyor galiba Orman Genel Müdürlüğü bu konuda. Dolaylı yoldan zarar verenleri yani biz yarar yapıyoruz adı altında zarar verenlerle pek ilgilenmiyor galiba. Yani ya da işte orayı görmek mi istemiyor? Bana öyle geldi yani.
Şimdi madencilik mesela maden açıyor oraya. Dolaylı bir zarar veriyor. Dolaylı dediğim, dolaylıdan kastım şu, yarar göstererek zarar veriyor hocam. Yalnız evet. Direkt işte ormanı yakmaya karşı, işte ormanda kaçakçılık yapmaya karşı suçlara direkt hani zarar o gözüyle baktığı için OGM bence. Biraz daha hocam bu konuda zafiyetler oluşuyor. Yani sadece bu koruma faaliyetlerini orman suçu olarak açıkça yazan şeylere karşı belki. Ama, evet hocam tam olarak. Verilen o tahsisler, izinler bilmem ne noktasında onların işleyişi hakkında, onların doğru işleyip işlemediği hakkında yani pek bir denetim yapmıyor. Bunların verdiği zararları pek şey yapmıyor. Dikkate almıyor değil mi? O anlaşılıyor. Evet hocam. Göz ardı ediyor. Evet hocam. Ama asıl tehlike burada. Dün mesela ben ormanlarda efendim bir şey mi konuşuyor? O zaman kanunu değiştirsinler yani. Kanunlar çiğnenmek için yok mu? İşte ama bizde hep öyledir. Kanunlarda hep vardır ama uygulamada yoktur arkadaşlar. Dün ormandaydım mesela. Ben her hafta sonu gidiyorum. Cumartesi pazar ormanlarda yürüyorum böyle 15-20 kilometre. Bazen tek başına, bazen arkadaşlarım da oluyor. Mesela dün epey bir yürüdük. Orman çok güzeldi. Sonbahar zaten. Harika ormanlar. Baktım işte bir tane adamcağız önce mantar toplamış, bir genç kız ve yaşlı kadın ve bir çocuk geldiler. Mantarları toplamışlar kovanın içinde. Tam yağmur yağmıştı. O yüzden mantar bol. Onlara sorduk ne topladınız falan diye. Ondan sonra arkadan bahirden aşağı çok dik bir rampa çıkıyorduk. Böyle bir arabanın arkasına atmış odunu getiriyor birisi. Baktım, dikkat ettim. Şeyleri, kökleri şey yapmış. Yani kökleri toplamış da koymuş vatandaş. Çünkü ne orada o herhalde şey olmuş, gelmiş araziye kesim yapılmış, arazide kökler kalmış. Onları da o almış toplamış götürüyor. Yani şimdi düşündüm, belki bizim ormancılar denk gelseler bunu ormandan kökleri alıp kaçırıyorsun diye adamı şey yapacaklar yani. Sabı tutacaklar hakkında belki de. Ya da geçen hafta giderken bu şeydeydim. Kadın Doğum Hastanesi'nin öte tarafındaki, Şahane tarafındaki ormanlara tek başıma yürümeye gitmiştim. Dönüşte baktım bir Roman aile geliyor. Roman işte kalabalık yani 5-6 erkek önden, 6-7 kadın arkadan geliyor. Roman yani bizim Çingene olarak adlandırılan topluluk. Ellerinde hızarlar mızarlar var. Ormana gidiyorlar falan. Önden gelen şey yaptı. Beni görünce dedi ki ya spor kıyafetliyim zaten. Arazide doğa yürüyüş kıyafetli. Aa dedi ormancı geliyor dedi. Kadınlar korktular tabii arkadakiler. Evet evet ben ormancıyım dedim. Yalan bir şey konuşmadım. Ormancıyım zaten. Ya adamlar umursamadı nasıl biz yalan attık diye ama. Kadınlar ya ormancı mısın sen falan. Ya dedim yok dedim. Aman kurularından alıyorsunuz değil mi dedim. Ya evet kurularından alıyoruz dediler. Yani sonuçta onlar da gidecekler. Orada 3-5 tane odun alacaklar. Kaç tane taşıyabilirlerse götürecekler. Ya ama onlar yakalanırsa ceza ödeyecekler bir kere. Onlar yakalanırsa ceza ödeyecekler. Ama ya bir firma gelecek işte 100 hektarlık arazide, 200 hektarlık arazideki bütün ağaçları kesecek, ormanı dümdüz edecek. Bu serbest. Hatta orman idaresi de bundan şey, çünkü o yıl yapması gereken kotayı da dolduracak bir şekilde oradaki işletme değil mi? İşletmelerin kotaları var ya şu kadar üreteceksiniz diye. Ha, oradan zaten bunu çıkarmış olacaklar yani. Böyle bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Böyle bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Yani aslında demek ki bu ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Havada kalan bir madde. Havada kalan bir madde. Ormanları tahrip edilmesine, ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Şimdi ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Şimdi siyasetçilerin önemli şeylerinden biri de o arkadaşlar. Bakın 1950'den beri çok partili rejime geçti. Aslında 46 geçtik. De. Ama asıl şey bu fiili anlamda 1950'dir. Kağıt üzerinde 46 geçildi ama 1950'den sonra çok parti rejimi var zaten. Ama ondan beri arkadaşlar
orman yasalarıyla ilgili o kadar değişiklik yapıldı ki, ormanlar o kadar yani siyasetin emrine verildi ki, bu madde daha var. Ormanların tahrip edilmesi yol açan siyasi propaganda yapılamaz diyor arkadaşlar. Yani vatandaş, ya orman senin zaten ya, kim karışabilir? Ormancı gelirse bana gelin, beni arayın, hemen oradayım. Ormancı buraya karışamaz falan. Bunu politikacı diyor arkadaşlar, böyle yaşıyoruz. Bunun örneğini şöyle anlatabilirim. Çatal Zeytin'deydi yanılmıyorsam. 1993 olabilir. 93. Efendim? Çatal Zeytin mi dediniz? Evet. Allah Allah. Benim memleket hocam orası. Tamam. Olabilir. Ya İnebolu ya Çatal Zeytin. Öyle diyeyim o zaman. Çatal Zeytin olma ihtimali daha fazla. Orada bir belediye başkanı ölüyor arkadaşlar. Belediye başkanı. Onun yerine ya da belediye seçimlerinde bir sorun çıkıyor. Önceki belediye seçimlerinde. Belki de 94'ten 95'e gidiyor. 94'te seçim oldu. Seçim sonuçlanmadı. Belki 95'te 94 sonunda da bunun seçimi yapılıyor. Tamam mı? Belediye Çatal Zeytin belediye başkanı seçilecek. Ya da İnebolu. Ama Çatal Zeytin olma ihtimali daha fazla. Ben karıştırıyorum o iki şey. Komşu ilçeler değil mi onlar Alper? Hocam aralarında 50 kilometre var. İşte yakın ilçeler şey olarak. O yüzden karıştırıyorum onları. Şimdi belediye başkanı ölüyor. Yeni belediye başkanı seçilecek, bir boşluk oluşuyor. O arada hükümette şey var. Tansürler hükümeti var. Tansürler hükümeti var. DYP, SYP hükümeti var o zaman. Başbakan Tansürler. Orman Bakanı da Hasan Ekinci. Hasan Ekinci adını hiç duydunuz mu? Oğuzhan duymuş gibi hareket ediyorsun. Duyduk hocam. Hasan Ekinci bir orman mühendisidir kendisi. İstanbul Üniversitesi'nden mezun. 80 öncesi Orman Bakanlığı da yapmıştır. Bakın darbeden önce Adalet Partisi'nde. Yanılmıyorsam yani, ama 94-93'ten sonra da yine Orman Bakanı o. Artvinlidir. Hatta Artvinliler onu sever. Çünkü bütün o muhafaza memurlarını Artvin'den almış o dönem yani. Orman muhafaza memurlarının çoğu Artvinliydi. O yüzden o grup onu severdi yani, bizi işe aldı diye. Hasan Ekinci. Şimdi o ara şey, hükümetin şeyi de sorgulanıyor. Çünkü bu 5 Nisan kararları oldu, devalüasyon oldu. Türk lirası döviz karşı %50 değer kaybetti falan. Seçim istiyor, erken seçim istiyor şey, muhalefet partileri. İşte bu yerel seçimler var işte Çatal Zeytin'de ve bir iki yerde de. Eğer oralarda seçimi Doğru Yol Partisi kazanırsa ne yapacak? Diyecek ya, benim halkta bir karşılığım var diyecek. Yani böyle ara seçimlerde de öyle olur. Hükümet bütün imkanlarını oraya gönderir yani. Yani bütün 4-5 ile gidecek bütün hizmeti tek bir ilçeye yapabilirler olsa. Yollar bir anda asfaltlanır, köprüler yoksa köprü yapılır, sular gelir, şey olur. Böyle bir şaşalı bir şey olur orada. Yatırım, bütün yatırım şeyler oraya gider yani. Hasan Ekinci de şunu demiş. Vatandaş oraya gidip, ormanlara gidin demiş. Yani istediğinizi kesin, kimse size dokunamaz, size dokunursa karşısında beni bulur demiş. İşletmeye de gitmiş, demiş ki işletme müdürlüğüne de, oturun hiçbir yere çıkmayacaksınız demiş. Kimse dışarı çıkmayacak işletmeden demiş. Seçime kalmış şurada 15-20 gün. Seçime kadar hiçbir yere çıkmayacaksınız demiş, tamam mı? Bu gerçek yani bunlar. Ondan sonra oradaki köylüsü, şehirlisi elini almış hizarları ormana. Önüne gelen kesilmiş, almış, götürmüş yani. Tabii kimse müdahale edemiyor. Orman İşletme Müdürü müdahale edemiyor, kimse edemiyor. Jandarma müdahale edemiyor. Bir tane savcı, bakın bir tane savcı, o zaman sağlam bir savcıymış yani. Topluyor, alıyor, gidiyor işletmeye, siz niye bunlara bakmıyorsunuz? İşletme diyor ki böyle böyle emir aldık. Haydi diyor. Jandarmayı da alıyor peşine. Doğru ormanlara tek tek tespit yaptırıyor savcı. Yani kaç bin metreküp olduğunu ben unuttum yani. 50 bin mi, 60 bin mi, 70 bin metreküp kaçak kesimden bahsediyorum yani. Tek tek bunları nerede yapılmış hepsini tespit ettiriyor. Ama savcı şeye çıkarken otomatik silahla çıkıyor. İki tane otomatik silahla çıkıyor bu şeye. Haberlere konu oldu o zaman. Gazetelerde okuduk bunları zaten.
Ondan sonra bunlar tek tek tespit ediyor. Olsun seçim oluyor. Herhalde yanılmıyorsam o doğru yaparız kazandı mı ne ama sonuç itibariyle savcı o zaman biraz şey çıktı yani böyle. Gitti bu işe müdahale etti ve bu bizim şeyim ormancılık tarihimizde var bu olay arkadaşlar. Hatta Orman Mühendisliği Odası'nın genel sekreteri açıklama yaptı. Dedi ki bakana yani burada meslektaşlarımızı siz mi engelliyorsunuz buradaki ormanların bu şekilde talan edilmesiyle şeye diye. Bakan da zaten Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir isimdi. Orman Mühendisliği Odası'nın genel sekreteri. Onu da oraya sür, git yerinde incele diye oraya sürgünü gönderdi. Ankara'da çalışan kişiyi. Onu da oraya gönderdi. Böyle bir şey yaşanmıştı. Ama demek istiyorum ki bakın bu kadar somut örnek veriyorum size. Anayasada ve aslında bakan bir anayasa suçu işliyor yani. Yani sadece bu maddeyi değil, bu cümleyi değil. Daha önce dedik ya ormanların korunması ile ilgili bilmem ne bilmem görevleriyken tam tersini yapıyor. Ormanların tahrip edilmesi gibi siyasal propaganda yapmakla kalmıyor. Millete gidin. Kesin diyor. Ben diyor emir verdim diyor. Ormanı işletmesi çıkmayacak diyor. Kimse zabıt tutmayacak. Alın istediğinizi kesin götürün diyor arkadaşlar. Ciddi orman anlamda bir talan oluyor orada. Alper sen bir sor onu tamam mı? 90'lı yıllarda böyle bir şey oldu mu bizim burada diye. Tamam hocam sorarım. O zaman yani şimdi tabii 93-94'ten falan bazı 26 yıl olmuş. Bizim hafıza da gitti tabii. Yani ben bunları daha ayrıntılı anlatırdım. Bak içeğin ismini bile karıştırıyorum hangisi diye. Ama somut o zaman belgeleri bile vardı. Dosyalarda haberleri saklıyordum o zaman. Çünkü bizim işimizdi olay yani. Takip etmek bunları, bunlardan bir şeyler yazıp çizmek. O açıdan bu tür örnekleri var. Birçok örneği var arkadaşlar. Şu genel ve özel af çıkarılmaz işine de gelmeden önce bakıyorum saat 11 olmuş arkadaşlar. Bir ara verelim. Ben de dinleneyim. Siz de dinlenin. Şu anda burada olanların hepsi buradayım diye yazdı mı? Bak bu dersin yoklamasını alacağım oradan. Yazmayanları evet, alamayacağım. Yazmamış olanlar yazsın buradayım diye. İkinci dersin yoklamasını da ayrı alacağım. 22 tane teneffüsümüz olduğu için normalde 10'un 20 dakikalık ara veriyorum. Ondan sonra ikinci dersi biliyorsunuz 1,5 saat kadar yapıp bitireceğiz. 1,5 saat olmuyor tabii ki. Ders biraz daha kısa oluyor. Şimdi şeyi kesiyorum, kaydı kesiyorum, ara veriyorum. 20 geçe buluşalım arkadaşlar. Tamam hocam.